seyirciler, Yaşasın Sanat'a hoş geldiniz. Ben Aslı Öymen. Bugün opera konuşacağız. 20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından biri, divaların divası Leyla Gencer'i konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Gazeteci, yazar Zeynep Oral ve Selçuk Metin'le konuşacağız, yönetmen. Bir araya geldiler ve Leyla Gencer için ve onun hakkında çok güzel bir belgesel yaptılar. Bu sene Leyla Gencer'in ölümünün 10. yılı. O vesileyle onu burada anacağız. Evet, Yaşasın Sanat başlıyor. Evet, Leyla Gencer 20. yüzyılın divası olarak kabul ediliyor opera sanatında. Yeteneği, tutkusu, cesareti, değil mi? Bu özellikleriyle bir bütün olarak karşımızda ve bu sene ölümünün 10. yılı. Konuklarımı buradan tekrar tanıtmak istiyorum. Zeynep Oral, Cumhuriyet Merhaba. Gazetesi yazarı, aynı zamanda birçok kitabın yazarı kendisi. Kültür sanat alanında özellikle çok çalışıyor. Ve Leyla Gencer'in 1992 yılında kitabını yazdı. Tutkunun romanı. Bu, Selçuk, bir şey diyeceğim. Bu elinizdeki... Yeni versiyonudur. Evet, anlatacağım onu. Evet, tamam. Anlatacağım, geleceğim ona deniyor ya öyle. Geleceğim ona. Selçuk Metin de yönetmen. Çok çok güzel işlere imza atıyor. Ben de uzun yıllardır şahidim buna. Ve burada işte birlikte bir araya geldiniz ve çok güzel bir belgesele imza attınız. Leyla Gencer belgeseli. Şimdi Leyla Gencer belgeselini tabii ki konuşacağız ama bu macera aslında 1992'den 4 yıl önce başlıyor. 1992'de Leyla Gencer romanını
yazıyorsun. 4 yıllık bir çalışma. Şimdi senden dinlemek istiyorum. Bu önce kitabın hikayesi ve o kitaptan bugüne geliyoruz, belgesel. Çok uzun, çok geniş kapsamlı bir soru bu. Ama özetle şunu söyleyeyim. Daha 60'lı yıllarda ben bir öğrenciyken Paris Operası'nda bir gün Callas'ı dinlemek istediğimde ve hiç ama hiç bilet yok dendiğinde tek yolu vardı operaya gidip bir öğrenci olarak bir şey izleyebilmenin. O da sabahın 6'sında bilet kuyruğuna girip öğrenciler için son dakikada satılan şey. Ben o kuyruğa girdiğimde etrafımda herkes benim gibi gençti. Ve herkes müzik, opera konuşuyordu. Ben de dinliyordum. Ve kendimi çok yalnız, çok çirkin, çok kötü hissediyordum. Birdenbire bana sordu, sen nerelisin dediler. Türkiye'den dememle bütün o benim yanımdaki, o kuyruktaki, sabahın altısında titreyen bütün gençler Leyla Gencer dediler. Ben Leyla Gencer'in adını biliyordum. Çünkü babaannem onu tanıyordu ve bana hep o muhteşem Türk kızımız evet, diye kitapta da var o. Evet. Bana onu anlatıyordu. Evet. Ama başka bir şey bilmiyordum. Diyorum ki belki de ilk o gün karar verdim. Ben Leyla Gencer hakkında daha çok bilgi edinmeliyim. Şimdi Leyla Gencer çok gerçekten önemli biri. Dünyaya gelmiş geçmiş en önemli seslerden biri. Ve kariyerini İtalya'da yapıyor aslında. Burada başlıyor ve nasıl deniyor? Operanın mabedi diyelim. La Scala'da yıllar boyunca oranın baş primadonnası olarak sahnelerde yerini alıyor. Fakat çok bilinmiyor burada. Şöyle ki bir tarihe kadar biliniyor. Ama dünya sahnelerini fethetmeye başladığı vakit hep şart koşuyor. Her ilanda, her afişte Türkiye Devlet Operası sanatçısı diye adı geçiyor. Ama günün birinde Türkiye'deki opera diyor ki ya buraya gelirsin artık yurt dışında söylemezsin ya da azlederiz seni. Evet, belgeselde de onu şey yaptık. Ve şimdi onun üzerine sen, ayrıldı. Sen 4 yıl sürdü değil mi bu kitap? 4 yıl kendisiyle çalıştık. Şimdi onu diyeceğim. 4 yıl orada kendisiyle çalıştın. Belgeselde o yoktu artık. Hayır, belgeseli yaparken onu kaybetmiştik. 2018 ölümünün 10. Evet. yılı. Yalnız benim kitaptan sonra Leyla Hanım sık sık şunu söyleyecekti. Türkiye beni senin sayende hatırladı canım şekerim derdi. Bu şekerim. Kitap sayesinde oldu. Yani çok ses getirmişti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Sonra birçok baskıları oldu kitabı falan falan. Ama yetmez. Yetmez. 10. yıl dönümü için İKSV, İstanbul Kültür Sanat Festivali böyle bir karar alınca tabii ki ilk başvurdukları kişi Selçuk evet. oldu. Çünkü Selçuk bugüne kadar İKSV'nin demirbaşlarından biri evet. ve bütün o tanıtım filmlerinin evet, müthiş hepsinde şeylerdi, evet. onun emeği var. Şimdi bu kadar kapsamlı bir belgeseli ilk defa yapıyorsun. Şimdi değil mi? İlk defa Gerçi yapıyorum. Aslında Haldun Taner vardı Haldun değil mi? Haldun Taner evet. var bundan önce. Fakat benim aslında en çok şikayetçi olduğum şeylerden biriydi bu. Leyla Gencer İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan yaşam boyu başarı ödülü alacağı zaman ben askerdeydim. Şakir Eczacı Başı beni apar topar buraya getirtti. Biz Yekta Hanım'la, Yekta Karay'la iki gün oturduk. Onun için bir tanıtım filmi hazırladık. Ardından iki sene sonra Leyla Gencer'i kaybettik. Ve 10 yıl boyunca onun için ne yapılacaksa, nerede ne gösterilecekse hep ben bunları hazırladım. Ve geçen sene aslında ben hep ya Leyla Gencer için böyle bir kapsamlı bir şey yapılmalı düşüncesindeydim. Sonra günün birinde Görgün Bey dedi ki biz vakıf olarak artık bunu yapmalıyız. Çok devamını da getirmeliyiz. Şey bu arada söyleyeyim dün akşam işte tanıtımı oldu ve seyrettik hep beraber. Gerçekten çok çok güzel olmuş. Bunu Teşekkür söyleyeceğim ederiz. Buradan herkes duysun.
Bir taraftan da belki de biraz sulu gözümdür. Çok da acıklı, neden bilmiyorum. Ve çok hüzünlendim nedense. Halbuki ne kadar güzel bir hayat. Ama bence... Neden insan ağlıyor? Bir sürü insan ağlıyor. Sadece ben değil. Ağlıyor çünkü Leyla Gencer'i yalnız böyle büyük bir star, bir diva olarak değil, çok insani yanlarıyla ele aldık. Yani biz bile çalışırken hep çok tüylerimiz ürperiyordu, etkileniyordu. Hala öyle. Biz bile gözlerimiz evet. yaşarıyordu ama onun kişiliği öyle. Yani var olma biçimi, yaşıyor her şeyi. Hiçbir rol değil, hepsini yaşıyordu ve izleyicisine yaşatıyordu. Şimdi belgesel yapmak kolay bir şey değil. Bir kere gerçek olacak, doğru olacak. Belgelere dayanacak, fotoğraflar bulunacak, filmler bulunacak mümkünse. Bu oldukça meşakkatli bir iş. Hazırlık süreci tabii biraz yorucuydu. Fakat şöyle bir şey var. Tabii bu iş için en doğru kitap Tutku'nun romanıydı. Ben evet, Tutku'nun buradan... romanını bir önce bir ha. defalarca Tutku'nun okuya romanı. Okuya. Evet, bu yeni basımı. Evet, biraz önce acele ettim göstermekte. 1992'de yayınlanmış olan kitabın yeni baskısı da oldu bu vesileyle. Ve yeni fotoğraflarla, evet, yeni eklerle. Evet. Biz ilk toplantıyı yaptıktan sonra ben tabii kitabı hatmettim. Ondan sonra Zeynep Hanım'a gittim ve senaryo üzerinde çalışmaya başladık. Ardından tabii bir araştırma sürecine girdik. Burada ne yaptık? Burada tabii Nebil Özgentürk'ten evet. daha önce yapılmış olan röportajı aldık. Ki burada önemli bir tırnak açmak istiyorum. Hani belgeselciler veya yapımcılar bir projeyi bitirdikten sonra onun ham görüntülerini genelde atarlar yer tutmasın diye. Fakat Nebil Özgentürk böyle yapmamış. Ve orijinal ham kasetleri saklamış. Ve onlar da tabii ki bizim çok işimize yaradı. Ve temel direktlerimizden biri oldu kitap. Evet. Ardından bu röportajlar. Tabii bir de 55-60 kadar Leyla Gencer'in İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na bıraktığı arşivi onlara girdik. Oradan binlerce fotoğraf taradık. Borusan Kültür Sanat'ın desteğiyle. Yapı Kredi'nin evet, arşivine kurumun, gittik. Çok kurumun desteği var. Çok sayıda kurumun ve kişinin desteği var. Tabii olmadan olmaz. Tabii. evet. Yapı Kredi'nin arşivinden çok kasetler aldık. Onların hepsini tek tek inceledik. Zeynep Hanım'la uzun uzun izlemeler yaptık. Uzun uzun. Ön hazırlık çok uzun. Ama bence yani doğru yol. Öbür türlü çekimler sırasında zorluklarla karşılaşabilir insan. Bir şey diyeyim mi? Nebil Özgentürk hakikaten ben de çok teşekkür ediyorum. Nebil'in belgesel filmi, o çok daha kısa, Rüzgara Karşı Yürüyenler. O filmin bir bölümü Leyla Hanım'la ilgiliydi ve o zaman da ben Nebil'le beraber çalıştım. Ya yani onun da senaryosunu ve metnini ben yazdım. Evet, o röportajı da değil mi? O röportajı da ben evet. yaptım. Tabii. Ve o zaman filmi yapan... O hangi yıldı? Hatırlıyor musunuz? Tabii en aşağı bir 15 yıl falan yani olmuştur. En az ama 15. Ama çok müthiş. Yakın 18. planda onun konuşması, o esprili hali. Ve hiç unutmuyorum, Hilton Oteli'nde bir suite tutuldu. Orada tam 2 saat konuştum Leyla Hanım'la. Soru cevap, soru cevap, soru cevap. Sonra filmde, tabii o film kısa bir filmdi. Aa, bir baktım bütün konuşma yok. Ben hatırlıyorsun da tabii çok hatırlıyorum daha fazla neler konuşma. Ben... Kıymış. Evet, kıymış, kesmiş. Öyle yapmak zorunda. Kesmiş. Yönetmen, evet, yönetmenler. Fakat onun hepsi bende var duruyor deyip de bize verdiği vakit yani evet. dünyalar bizim oldu. Evet. Hakikaten Nebil'e çok müteşekkirim. Başkası bunu rahatlıkla ben bu kadarını aldım gerisini atabilirim diyebilirdi. Çünkü birçok başka röportaj da seyrettik. Hiçbiri böyle değildi. Evet. Çok güzel yani çekim de çok güzel. Orada ama ben röportajın da hakkını vermek istiyorum. Şimdi evet. orada küçük bir detay var. Leyla Gencer konuşurken sürekli bir itiraz ediyor Zeynep Hanım'a. Diyor ki bunları kitapta anlattın. Tabii, bunları evet. okusunlar diyor. Zeynep Hanım o kadar zorluyor ki konuşturmak için. Evet.
okurlar ama siz yine de anlatın diyorum. Ama bu arada ben de Selçuk'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani insanın bir kitap yazması bir şey. Tabii ki ben her tümceyi, her cümleyi artık içselleştirmişim içimde. Ama inanın, inan Aslı, benim kitabımı en az benim kadar iyi bilen Selçuk. Yani satır güzel. Satır biliyordu. Onun için onunla çalışmak, doğrusu iltifat falan diye söylemiyorum, benim için çok keyifliydi. Nereye gittiniz? Gezdiniz bayağı. Tabii. Sonra. Ya, biz aslında bu serüveni izleyenler de yaşasın istedik. O yüzden tabii ki ilk durak aslında Ankara ilk durak ama biz İtalya'dan başladık. San Carlo yani Napoli'ye gittik önce. Napoli'de San Carlo Operası. Napoli'de San Carlo'dan çekimlerin ardından bu sefer Roma'ya geçtik. Bu arada tabii Napoli'de Arena Flegrea'ya gittik. Çünkü ilk orada sahneye çıktığı yer. Açık hava. 5 gün evet. içinde çıktığı yer. Ay, evet. Gittik ama kapalı. O çok güzel bir hikaye. Biraz Leyla Gencer'i anlat, yani biraz değil, çok iyi anlatan bir hikaye aslında. Onun çalışkanlığını ve tutkusunu, azmini. 5 günde bir operayı ezberliyor. Evet. İtalyanca da yok. Ve İtalyanca evet. operayı 5 günde ezberliyor, kapanıyor. Türkçesini biliyor Ankara'dan. Evet. O kadar. Evet. O kadar. Ama yani bir opera dediğin 1,5 saat mi? Yok, iki buçuk. En az 2,5 saat. Roma'dan sonra da Milano Scala. Şimdi bir dakika, burada bize de bir pay çıkaralım. Bu 3 şehir, 3 büyük opera. Napoli, San Carlo, Roma Operası ve Milano La Scala. Biz de 5 günde çekim yaptık her üçünde, değil mi? Tabii, bir de trenle gittik onun gibi. Evet, tıpkı yani onun ayak izlerini izledik. Çünkü trenle de bir şeyler çekmek istedik. Roma'ya evet. gittik, Roma'da da bir şeyler çektik. Oradan Milano'ya geçtik ama onun gibi gitmek istedik. Evinin önünde çektiniz. Evine evet. gittik, evet, dostlarıyla konuştuk. La Scala'ya girdiniz. La Scala'ya girmeden önce bir kere... Her üç operada da öyle kapıları açıp da bize buyurun, tabii. burası sizin demiyorlar. Yani örneğin San Carlo'ya gittiğimiz gün, ki sözüm ona önceden randevular falan alınsa da 5 dakikanız var diyorlar. Çünkü dekor yapıyoruz biz, o akşam premierleri var. Ya da ki bunlar önceden biz konuşuldu, hazır diye biliyorduk. Orada tabii şöyle şeyler oldu çok net olarak. O biz aslında orada ertesi gün Aida var mesela. Evet, ertesi gün Aida'nın premieri var. Orada da bir takım aksaklıklar olmuş ki bize nedense çok az zaman ayırdılar. Evet. Ve biz, ben şeyi Scala'yı hiç unutmuyorum. Biz Scala'da çekim yapıyoruz yani bir yandan. Anons alırken bir yandan bebek ağlıyor, öbür taraftan matkap sesleri geliyor. Turistler geziyor Scala'yı bir yandan. Tak 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 dekor kuruyorlar. Ama, sizin 5 dakikanız veya 10 dakikanız var evet. ya o herhalde sırada. Herhalde güzel bir şey çıkardık yine de değil mi tüm koşullara yani rağmen. Çok zor koşullarda yaptık. Zaten ben şimdiye kadar bir belgeselin çok rahat koşullarda çekildiğini hiç duymadım. Hep bütçe problemi vardır, zaman problemi vardır. Bütçenin altını evet. ben de çizeyim şimdi, vardı. Şimdi Zeynep Oral burada bir kere işte senaryoyu yazıyor, metni yazıyor. Bir de anlatıcı da zaman tabii. zaman o yerlerde anlatıyor, şurada işte sahneye çıktı, burada işte evi, şu bu. Ona da çok onun dışında da tabii ki yakınlarına da mikrofon uzatılmış. Onunla birlikte çalışan İtalya'da işte opera müdürleri veyahut da işte sanat tabii. yönetmenleri. Kaç kişiyle konuştunuz böyle? Çok insanla konuştuk. Ama en önemlisi, yani tamam, maddi bütçe açısından da güçlük vardı, maddi açıdan da yani olanaksızlıklar vardı ama en büyük silahımız Leyla Gencer dediğimiz anda herkes seve seve konuşurum diyordu. Ve o kadar dolu dolu konuşuyorlardı ki sonunda bayağı çok kesmek zorunda kaldık. Kimi röportajları hiç kullanamadık mesela. Evet, evet. Kullanamadıklarımız da oldu. Kullanamadıklarımız oldu. Örneğin... Aruga evet, kullanamadık. Evet, Lorenzo Aruga. Çok şimdi, önemli bir eleştirmen ama hiçbirini sokamadık, koyamadık filme. Çünkü
bir konuştu. Konumuz dağıldı. Bir 2,5 oldu. Saat evet. Konuştu. Diye. Şimdi bu belgesel İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yapın. Festivalinde, evet. Film festivalinde gösterilecek. Evet. Aldığım habere programı göre aldılar. Bu böyle programa evet. Aldılar. Hı-hı. Çok güzel. O zaman izleyicilerimiz buradan şimdiden haberdar etmiş oluyoruz izleyicilerimizi. Bu belgeseli oradan izleyebilecekler. Nisan ayında festival. Nisan ayında. Evet. Belki arada bir özel gösterim daha olabilir gibi bir durum var. Bakalım onu şimdi netleşmeden evet, söylemeyelim. Evet, o netleşmeden tamam. Şimdi ben şimdi örnek bir kadın olarak da görüyorum Leyla Gencer'i. Bu çok kısa. Onu farklı kılan neydi? Ve bir şey daha var merak ettiğim. Maria Callas'la ki o dönemin gene en büyük seslerinden evet. Biri. Rekabetleri var mıydı? Yok gibi mi? Yoksa için gene de var mıydı? Neydi? Şöyle bir şey diyeyim. İki kadın birbirini kıskanıyor muydu? Hemen söyleyeyim. Yani önce ilk soruna evet. Özelliği öncüydü. İnatçıydı, azimliydi, dik başlıydı. Ne istediğini biliyordu. Hiç eğilmedi. Kendi bildiği doğrular üzerine gitti. Örnek oluşturdu ve de bir ekol, okul kurdu. Yani bir Leyla Gencer tarzını yerleştirdi. Yani ayrıntılara girmeyeyim evet. Ama Rossini Rönesansı, Donizetti Rönesansı bugün yani Leyla Gencer deniyor yanında. Şimdi Gencer, buraya not etmişim, Gencerati diye bir şey bir ne denir? Sözcük türetti. Sözcük türemiş evet. Opera dünyasında evet. Diyelim, literatüründe. Gencerati yani Gencer tarzı gibi bir şey diyebiliriz. Şey. Nedir Gencerati? Gencerati onun o özelliğini taşıyan bir evet, söyleme şekli. O böyle şekli. Sesin adeta çığlığa dönüşüp de dönüşmemesi. Hani kalbin atışının ona yansıması. Gencerati sese gözyaşlarıyla karışık devam edilmesi öyle bir şey. Evet. Çok güzel. Bu sohbetin maalesef sonuna geldik. Bana çok kısa çok bir çabuk. Teşekkür tabii, etmek istiyorum. Tabii ki, çok önemli tabii ki. Kişi Halit Ergenç. Halit Ergenç bu evet, projeyi duyar duymaz bir defa çok büyük bir istekle kendisi bunu seslendirmek istedi. Ve gerçekten dün akşam da söylediğim gibi hani sesiyle değildi, kalbiyle yanımızdaydı. Çünkü onu çok yakından çok takip eden, ses, çok... seminerlerine katılan, onu... İzleyen, onun hayranı bir insandı. Mehmet Günsür, ona çok teşekkür etmek lazım. Selçuk Yöntem'e çok teşekkür onlar etmek lazım. Onlar da hep lazım. Seslendirmede vardı. Ve Bergüzer Koray'la teşekkür etmek lazım. Onlar da bize destek oldular. Çok, tabii şimdi bu seçim çok güzel bir seçim olmuş. Çünkü o ses de bir belgesele, bir yapıma çok büyük çok katkıda bulunuyor. Katkıda. Evet. Ruhuyla bizim. Ruhuyla, evet. Evet. Peki, belgeselin yolu açık olsun. Mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşsın. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum da. Teşekkür sevgili seyirciler ederiz. Bir araya gidiyoruz şimdi.